Evet efendim, Woman TV ekranlarına hoş geldiniz. Hedefe Doğru'ya başlıyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Cihan Yeşilyurt, Nazmi Arıkan, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Biliyorsunuz ki tercih dönemindeyiz LGS için. Neler gözlemliyorsunuz hocam? Vallahi anne babaları çok kaygılı görüyorum. Çok Hatta heyecanlı bir süreç değil mi? anne babalar için öyle. Hı. Çocuklar bence daha Daha makul, sakinler. daha mantıklı. Ama aileler sanki biraz daha böyle bir yarış ediyorlar gibi kendi aralarında. Hı. Tabii bunların her şeyi aslında çocukları için, çocukların geleceği için düşünüyorlar. Ama bence biraz da abartılıyor. Hatta buraya gelirken de ben bir veliyle görüştüm. Onda da aynı şeyleri gördüm. Nasıl bir örnekti hocam? Yani %4'lük dilime girmiş. Bence gayet Hı başarılı. hı. Ama kimse almış olduğu bu %1'lik dilimden memnun değil. Memnun Yani değiller. %4'lük olan neden %2'lik diye düşünüyor. Hı. %2'ye girmiş olan neden 1'e giremedi Hep daha diye düşünüyor. fazlasını Daha istiyoruz. fazlasını istiyor. Okulları çünkü kategorize ediyorlar kendi aralarında. Ama benim kendi kişisel görüşüm şu. Her okul değerli. Tabii. Yani %10'luk dilimdeki bir okul da değerli. Kaldı ki bence çok bir fark da yok. Hı. %5'lik dilimle %6'lık arasında ya da 6'lıkla 4'lük arasında bir iki soru ya oynuyor ya Tabii. oynamıyor zaten. Aslında çok küçük farklar. Çok küçük farklar. Dolayısıyla biraz daha sakin olmalarını ve bunun bir son olduğunu düşünmemeleri lazım. Daha önlerinde çok kat edecekleri yol var çocukların. Doğru. Lise yaşamı var. Önemli olan bu lise yaşamını nasıl geçirecek? Daha sonra üniversite yaşamı var. Hı. 4 yıl, 5 yıl daha ve sonrasında da bir hayat var karşında. Önemli olan Uzun bir bu süreç. hayata çocukları hazırlayabilmek. Bunun da tek bir yolu okuldan geçmiyor zaten. Başka şeylerden geçiyor bence. Evet. Biraz daha sorumluluk vermek gerekiyor. Ben öyle öğrencilerim oldu ki bırakın ortaokulda, lisede, lise sona gelip daha hiç metrobüse binmemiş. Marketten alışveriş yapmamış. PTT'ye gidip bir fatura yatırmamış ki ne gerek var diyor. Ya da ülkenin yerlerini bırakın ülkeleri, belirli illeri bilmiyor. Ben yaptığım konferanslarda da soruyorum yani Uşak nerede diyorum. Trabzon'da diyor öğrenci. Nereden çıkarttın? Şaka Çünkü gibi. onlar Uşak'ım Uşak'ım diye konuşuyor. Trabzon'un Çok değişik yanında bir diye. Bunu ben bağlam olmuş. ortaokul öğrencilerine de sordum. Bilemediler. Lise sona gelmiş, 12. sınıfa gelmiş öğrencilere de sordum. Onlardan da bilemeyenler çıktı. Yani biraz yani ben televizyon izlemiyorum diyebiliyor öğrenci. Çünkü moralim bozuluyor. Ya da şöyle bir soruyla karşılaştım. Yani bizim ülkemizin başbakanı kim? Yani sistemin değiştiğinden ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geldiğinden haberi yok Bu kadar öğrenciye. güncel konuları bile takip Takip etmiyorlar, değil mi? etmiyorlar ve hayatla ilgili bazı beceriler kazanması lazım. Ben örneğin yurt dışına gittiğimde Hı. birkaç yıl önce Hollanda'da orada beceri atölyeleri de şimdi getirmek istiyor ya Milli Eğitim Evet, Bakanımız. bu yeni Bence yeni. çok isabetli bir karar o. Umarım yapılır. Çünkü Hollanda'daki bir öğrenci su arıza yaptığında tesisat tamiri de yapabiliyor mezun olduktan Hı sonra hı. Hollanda'daki yaşayan insanlar. Ufak tefek marangozluk tamiratlarını da yapabiliyorlar. Çünkü çok pahalı orada yani dışarıdan çok pahalı bir yer zaten. 300-400 euro vermek istemiyor. Böyle basit tamir işlerini Kendi kendileri işlerine yapabiliyor. çözüyorlar. Beceri atölyelerinde bunları öğretmişler. Dil öğretebilmişler. Hı. Herkes ana dili gibi İngilizce konuşuyor Hollanda'da. Ama biz bu konularda maalesef biraz geri kalıyoruz. Biraz sorumluluk vermek gerekiyor bu çocuklara. Yani sorumluluk konusunda biz çok geride duruyoruz. Yani diyor ki işte çocuğum ben sana güveniyorum ama çevreye güvenmiyorum. Yani 50 metre ötedeki markete gönderip çocuklarımıza biz alışveriş yaptıramıyoruz. Çünkü diyor ki çekiniyorum diyebiliyor Doğru. aileler. Buradan başlamak Doğru. gerekiyor. Biraz çile çekmesi gerekiyor bizim çocuklarımız. Yani bu çile konusunda sıkıntı Çocukları çekecek. biraz Yani rahata çalışacak. alıştırdık, değil mi hocam? Çok rahat. O comfort zone dediğimiz. Hiçbir şey yaptırmıyoruz. Her şeyi Evet. yaptırıyoruz. Tercihleri de biz yapıyoruz onlar adına. Ondan sonra da çocuk geliyor diyor ki öğrenci ya ben bu okulu istemiyordum. Başka bir okulu istiyordum ama ailem beni buraya yönlendirdi. Zorladı. Evet. Meslek lisesine yönlendirdi. Ben ise ve bunun sonucunda da ne oluyor? Maalesef mutsuz bireyler oluyor. Yani şimdi şunu önerebilirim ailelere. Liseye geçtikten sonra belirli kurslara verebilirler Hı. çocuklar. Yani çocukların ilgisi, yeteneği nedir? Bunu da tanıması gerekiyor. Yani Tabii. ilgi, yetenek sadece matematik bilmek, fen bilmekten geçmiyor. Yani tiyatroya yatkınlığı varsa bununla ilgili bir kurs Sosyal olabilir. faaliyetler değil mi? Ne bileyim bir dil öğretmek için çabalamamız gerekiyor. Bunun için de en ideal dönem bence 9. sınıf, Hı. 10. sınıf ve bunun yazları. Yani 11'den sonra üniversite hazırlık falan başlıyor daha çok.
bu 2 seneyi daha makul kullanabilir aileler diye düşünüyorum. Yani boş geçirmesinler zamanlarını, bir kursa versinler. Belediyelerin de yapmış olduğu kurslar var. Buralara yönlendirebilirler çocuklarını. Ne bileyim işte cüzi ücretlerle yapılan kurslar var. Yabancı dil kursu olabilir bu. Tiyatro ile ilgili bir şey olabilir. Mutlaka de üniversitelerin yaptığı etkinlikler var. Yani alıyorlar, yaz diyor ki İngilizce öğreteceğim. Ya da ben alacağım bazı dersler göstereceğim çocuklara. Ücretsiz eğitim veren evet kurumlar var. Sosyal sorumlulukla olabiliyor ya da cüzi ücretler oluyor. Bence böyle yaparlarsa daha da mutlu çocuklar yetişir diye düşünüyorum açıkçası. Aslında güzel bir örnek, bunu açabiliriz. Çünkü yaz ayındayız ve öğrenciler tamam karneyi aldıktan sonra önlerindeki uzun ayları mesela tamamen tabiri caizse yatmak ve dinlenmek olarak geçiriyorlar. O zaman da unutuyor zaten. Tabii, bildiğini de unutuyor. Bilgi kaybı oluyor çünkü çocuklar. Yani doğru. Çocuk yaz geldiğinde ders çalışmak istemiyor. Ama en azından belirli kamplar olabilir, belirli ne bileyim kurslar olabilir. Buralara verirlerse daha iyi olur diye Ama düşünüyorum. Ama tamamen şunu da altını çizelim. Test odaklı veya ders odaklı değil, değil mi? Biraz biraz. Ya şöyle şimdi 8. diyelim ki 7. sınıftan 8. sınıfa geçti. Evet. Ya da 11. sınıftan 12. sınıfa geçti. Burada yaz uzun olduğu için bir kısmını da çalışarak da geçirebilir öğrenci. Ders çalışma anlamında. Ben şimdi kendi öğrencilerime şunu diyorum. 11. sınıftan 12. sınıfa geçenlere. Mutlaka diyorum bir böyle paragraf kitabı al. Soru bankası. Test çöz. Çünkü üniversite sınavındaki sorulara baktığımızda şeyde de öyle aynısı, LGS'de de öyle uzun paragraf, uzun, anlamıyoruz sorunları çok vardı, fazla evet. Kelime var ve bunu işte 1,5 dakikada, 2 dakikada okuyamıyorlar. Üniversite sınavında bizim Türkçe öğretmeni arkadaşımız sınava girdi ve 60 dakikada ben ancak yanıtlayabildim ve birkaç soruyu da boş bıraktım dedi. Ki yani bunu diyen öğretmen değil mi? Öğretmen, tabii Türkçe çocuklar öğretmeni arkadaş. Çocuklar nasıl yapacak? Doğru. Bir de 4 tane test var. Doğru. Aynısını LGS'de de gördük. Bu tarz sorularla baş edebilmenin yolu da zaten kitap okumaktan geçiyor. Şimdi eskiden bakıyoruz öğrencilere ne bileyim kitapla bazıları romanla gelirlerdi. Bir kısmı gazeteyle gelirdi. Şimdi bakıyorsunuz hiçbir şey gelmiyor. Çünkü her şey cep telefonunda var zaten. Yani bu akıllı telefonlar bizi biraz da mahvediyor gibi geliyor. Neslimizi yani köreltiyor değil maalesef mi? Maalesef öyle. Çok hazırcılığa alışıyor. Neden ben bunu bileyim ki diyor. İşte uşak nerede diye sorunca cep telefonundan altta Google'a yazarım. Çıkar nasıl olsa falan diye düşünebiliyor. Yani bırakın dünyayı, kendi ülkemizdeki şehirleri bilmiyor, özelliklerini Maalesef. Bilmiyor öğrenciler. Bunun yolu da bence okumaktan geçiyor. Biraz kitap okuyacak 7'den 8'e roman okuyabilirler. Çünkü hızlanması lazım. Çünkü sorular uzun geliyor ve bununla baş etmenin yolu da kitap okumaktan geçiyor. Analiz, sentez yapmaktan, akıl yürütmekten geçiyor. Biraz da matematik baksınlar diyorum. Çünkü benim gördüğüm üniversite sınavında matematik ya da Türkçe zorluyor. Diğerlerini daha Netler biraz daha düşük, kolay evet. Olabiliyor. Doğru. LGS'de de aynı şekilde işte bakıyorsunuz sözel bölümü halledebiliyor öğrenci ama sayısal bölümde matematikte ve fende bir yerde zaman kaybı oluyor ve diğer testte de ister istemez bocalıyor. Zaman uzun. Yani Temmuz'un 11'i galiba bugün. Yarın tercihlerin son günü. Son günü, evet. Dolayısıyla 2 aylık bir süre var. Yani evde yatmaktan da sıkılıyor çocuklar aslında. Öyle bir meşgale istiyorlar. Bir şey olması gerekiyor ama onu da biraz yani. Ailenin teşvik etmesi yani gerekiyor. Yani sabaha galiba. Kadar oturup, 3'e 4'e kadar oturup, öğleden sonra 3'e 4'e kadar uyuyan ve sonrasında da canım sıkıldı diyen lise öğrencileri var, ortaokul öğrencileri var. Yani doğru. Biraz daha disipline alışmak gerektiğini düşünüyorum. Ve şunu da görüyorum, ben hep soruyorum yani yazın çalışan var mı diyorum lisede. Şimdi ortaokulda biraz daha küçükler ama 11. sınıfı hatta 10. sınıfın yazında falan çalışabilirler. Yani bir yerde çalışıyorsa ne bileyim işte Anadolu'da örneğin Karadeniz'de fındık toplamaya gidiyorsa bu da bir disiplin. Tabii. Ailesine yardım ediyorsa, ailesi Evet. işte manifaturacı dükkanı varsa orada yardım ediyorsa Hayata bence bu da bir hazırlanıyorsun, evet. meşgale. Doğru. Yani çünkü sabah kalkacak, o Belli bir disipline rutini sahip var, olup evet. gidecek, onun karşında bir para alacak. Çünkü parayı emek harcayınca, kazanınca Tabii. kolay da harcanmıyor yani. Doğru. Bunun değerini bilirlerse Kendi harçlığını öğrenciler. çıkartmaları da çok güzel değil mi Aynen hocam? öyle. Şeyde öyle zaten biliyorsunuz dünyada öyle yani. Ne bileyim işte filmlerde de var işte. Gazete dağıtıyor. Gidiyor çalışıyor part time. Hatta okula giderken dağıtarak yapıyor. Evet. Yapıyor. Burada da büyük şehirlerde iş çok aslında. Yani iş beğenmemezlik yapmamaları lazım. 3 saat 4 saatlik part time işler de bulabilirler. Ama velilerden kaynaklanıyor. O da. Daha çok öyle. Küçük hani işi belki yakıştıramıyor maalesef. Daha çok öyle. Sonra da çocuk da zaten rahatlığa alışıyor. Doğru.
İleride de zaten bunun sıkıntısını görüyoruz. Yani meslek seçimlerinde ikiye ayrılıyor benim gözlemlediğim. Ya ailenin yapamadığı şeyi, hani oradaki yani eksik tarafını, çocuk hani ben bunu yapamadım, sen bunu yap. Ya da ailenin, değindiğimiz gibi, işte bir sektörü var. Sen aile şirketini devam ettir. Senin baban da feneği yapardı. Sen bu bölümü seç diye gidiyor. Bunu nasıl gözlemliyorsunuz hocam? Ya şimdi geçen programda da konuşmuştuk. Çok evet, doğru bir noktaya temas ettiniz. Yani aileler, anne babalar çocuklarını biraz yara bandı gibi kullanıyorlar burada. Yani kendisi olamamış, doğru, doktor istemiş, avukat neyse, çocuğunun olmasını istiyor. Zaten aslında meslekler arasında çok bir ayrım da kalmadı bence. Yani ben mühendislik olarak bakıyorum oraya. Yani bilgisayar olmuş, elektrik, elektronik olmuş. Zaten ilk iki sene aynı mesleği, dersleri alıyor meslek öğrenciler. Meslek kutupları ve bölümler de yakınlaştı değil mi biraz? Çok yakınlaştı. Belirli alanlar olabilir. Yani işte tıp da belli. Ne bileyim, hukuk belli. Bunlar artık çerçevesi çizilmiş alanlar. Ama mühendislik dediğimizde işte bilgisayar, elektrik, elektronik, bunlar zaten ilk iki yılda aynı dersleri okutuluyor. Daha sonra ayrışma ortak oluyor. Evet. Bitirdikten sonra da belirli yetkinliklere sahip olurlarsa çok farklı alanlarda çalışabiliyorlar. Zaten bizim zamanımızdaki gibi değil. Ben burada işte Nazım Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nda 22. yılımı doldurdum. 23. yıla başlayacağım. Ne güzel. Bizim eğitim sektöründe biraz daha farklı kariyer yapmak böyle olabiliyor. Yani ne bileyim, 5-6 ayrı yerde çalışmaktansa tek bir yerde çalışıp kalmak daha kalıcı olabiliyor. Yani ismini daha iyi duyurabiliyorsun. Evet. Ancak her sektör böyle değil. Yani ben bunu derimde tuhaf tuhaf da bakıyor insanlar bana, nasıl çalışmış bu kadar diye. Tam tersi, bir yerde şimdi bu diyelim 10 yıl sonra mezun olacak olan öğrenciler iş hayatına atıldıklarında belki 5 tane farklı iş yapacaklar. 5 tane farklı meslek sahibi hem olacak. Hem avantaj hem dezavantaj değil mi hocam bu? Avantaj olarak da görülüyor. Şimdi bizim bir tanıdığımızın kızı var. Bankada çalışıyor. Yani yükselmenin tek yolu iş değiştirmek diyor. İki tane iş değiştirdi, yükseldi. Şimdi yurt dışına gidecek. Orada da bir bankada çalışacak. Biraz öyle de bakıyorlar. Yani bir de sıkılıyor gençler. Yani gençleri böyle otursan hep aynı işi yapamıyorlar değil mi? 3 yıl, 5 yıl çalış dediğinizde nasıl olur falan diyor. Hatta şöyle şeyler diyor. İşte ben işe başlarım, 12 ay sonra ayrılırım işten, tazminatımla ya da biriktirdiğim parayla İtalya'ya gider gezerim. Bunu bile düşünenler böyle, var. Böyle de bakıyorlar. Daha çok gezme odaklı. Hak vermiyor değilim ama bir de iş koşulları da farklı oluyor. Yani çok büyük de işsizlik var Türkiye'de, tabii biliyorsunuz. Tabii umduklarını bazen bulamıyorlar. Bulamayabiliyorlar da. Daha çok ben şöyle bakıyorum. Yani ilgisi, yeteneği neyse, öğrencinin neye meyili varsa, yatkınlığı varsa, bu evet, alana yönelik bir yerde okursa daha mutlu olur diye düşünüyorum. Bir de belirli donanımlara sahip olacak. Şimdi ne olursa olsun, yani bir öğrenci yabancı dil bilmiyorsa, ki İngilizce artık bir yabancı dil de değil. Yani uluslararası bir dil olmuş. Tabii, yani ortak dil. Olmazsa olmaz işte. Evet. Mecburen İngilizce bilecek, yanına bir yabancı dil daha bilirse bu böyle bir deneyim aslında. Yani bir böyle bir Tabii. Daha güçlü oluyor. İleride işverenler de buna dikkat ediyor değil mi Çok hocam? dikkat ediyor. Yani şeye, notlara falan zaten bakmıyorlar. İşte staj yapabilirse, yurt dışına gidebilirse. Örneğin benim yeğenim Work and Travel'la şimdi Amerika'da. Üstelik de ağlayarak gitti oraya falan. Korkarak gidiyor korkarak değil mi? Bir de gitti. Bizim öğrencilerimizde böyle bir şey var. Yurt dışından korkuyorlar. Stajdan korkuyorlar. Şeyden işte, yetiştirme tarzından biz de teşvik ettik. Gönderdik yeğenimi. İşte o da benim gibi rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde. İşte en son telefon ediyor annesine. Diyor ki işte biz kıymalı yumurta yapacağız. Kıyma yıkanır mı demiş mesela. Hani tavuk yıkanıyor ya, kıymayı da yıkayalım. Ben düz mantık geliştirmiş. Çünkü hayatında kıymayla ilgili bir şey yapmamış yani, üniversite öğrencisi. Bu da aslında ne yapıyor? Bir donanım sağlıyor. Deneyim, yani evet, kendi ayakları doğru, üzerinde durmak, ailesinden uzak, çok uzak bir yerde, işte Colorado'da da gitmek gelmek de kolay değil. Evet. Oraya gidecek, çalışacak. Üstelik iki ayrı işte çalışıyor. Bahşiş aldım da ediyor, işte para biriktirecek biraz. Sonra da Eylül'ün 1'inden 15'ine kadar da gelecek. Büyük bir şey. Yani güzel bir deneyim ama belki de biraz geç mi kalmış? Yok, üniversitede şu anda. Üniversitede. Üniversite son sınıfa geçecek. Bence çok geç değil. Geç değil. Ben tam zamanı, bence daha da donanımlı bir şekilde oradan gelecek diye düşünüyorum. Ne yani güzel. İngilizcesini daha çok kuvvetlendirecek. Bir de daha sıkıntı çektiği için orada sebat edecek hayatta. Bu da çok önemli. Yani sebat etmek, dayanıklı olmak bir işe girdiğinde. Bazen de bakıyorsunuz birisi 10 gün, 15 gün çalışıp o işte ben ayrılacağım, çalışmayacağım da diyebiliyor.
Bu yüzden de önemli. Yani ben destek de oluyorum. Böyle gidin gelin işte Erasmus'a tabii, gidin. Çok doğru. İlla Amerika'ya gitmen gerekmiyor. Erasmus'a gidip yarım dönem okuyabilirsiniz Avrupa'da diye. Öğrencileri destekliyoruz yani. Kendi okullarımızla da sorumluluk vermeye çalışıyoruz onlara. İşte meslek tanıtım günü yapıyoruz. Biz de kendimiz kurum olarak. Meslekleri efendim tanımıyoruz değil mi? Valla meslekleri hiç kimse tanımıyor. Yani çok böyle ilginç bir şey. Bir de böyle tamamen bir A planı oluyor, B planı olmuyor. Yani ben tıp istiyorum diyor. Bunun yanına ya olmazsa Tek bir yol nedir haritası bu çiziliyor. falan diye de düşünmüyor. Meslekleri tanımanın da yolu işte İşkurum web sitesi var. Orada araştırabilir. En iyisi de mesela burada işte dönüyor arkada. Belirli alanlarda örneğin sağlık alanında mutlaka gidip o yeri görmesi gerekiyor bence. Hatta mümkünse ideali zaten tıp istiyorsa öğrenci hep tıp tercih yapıyor. Bir iki tane alta diş hekimliği falan yazıyor. Orada belki de bir 8-10 saat eğer mümkünse bir 24 saat geçirmesi lazım. Yani Bulunması lazım. sağlık alanı çünkü diğer alanlar gibi değil. Yani girdiğinde de kolay kolay çıkamıyorsun ve o mesleği yapmak durumunda kalıyorsun. Çok meşakkatli Ve ve çok insan hayatı kurtarıyorsun. idealist olman gerekiyor. O yüzden de bir görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani madem mühendis olacaksa öğrenci diyelim ki bir bakması etmesi lazım. Yani şöyle bir örnek Sadece verebilirim. kağıt üzerinde Yani olmuyor. olmuyor. Çapa Tıp Fakültesi 4. sınıfı bırakmış öğrencim oldu. Bir tanıdığımız Ve dördüncü sınıfı. evet iç mimarlığa girdi. Tiyatro istiyordu falan kız. İşte olmayınca iç mimarlığa girdi ve hazırlık okuduktan sonra ya hep çizim yapılıyormuş burada. Benim sırtım ağrıyor Cihan abi. Ben bırakacağım burasını dedi ve bıraktı. Ama tercih yaparken de iç mimarlığın işte çizime dayalı olduğunu, uzun saatler masa başında oturması gerektiğini falan Doğru. bence öğrencinin bilmesi gerekiyor. Araştıracak. Tabii. Araştırma kısmı biraz eksik kalıyor ya da şöyle diyeyim birisinin dediği her şeyde inanıyor. Yani doktorlar şimdi aman sakın doktor olma falan bunu çok duyuyoruz biz. Kendisi bırakmıyor mesleği devam ediyor. Yani bir insanın ben şuna inanıyorum ilgisi, yeteneği, becerisi neyse o alana yönelik devam etmesi ve o alanla ilgili okuyup bu şekilde meslek sahibi olması Sevdiği mutlu bölümü ediyor. Yani okuyacak. önemli olan Evet. mutlu olmak zaten. Yani eğer mutlu olursan geçen uzun saatlerin de nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz Anlamıyor. zaten. Hatta belki süre bile yeterli kalmıyor, değil mi? E tabi. Süre yetmiyor diyor Tabi. çalışırken. Çünkü orada bir sevdiği bölümü okudu ve sevdiği işi yapıyor. Yani hem sevdiğin işi yapıyorsun bir de üstte para alıyorsun Ne yani. Bu güzel bir güzel bir şey değil şey mi? yani. Evet. E bir de paranın peşinden koşmayacaksın. Yani sen alanında iyiysen zaten para bir şekilde sana geliyor. Yani sen o alanda mutlu olmaya Bir de çalışacaksın. tırnak içinde bunu söyleyeyim. Mesela para kazandıran bölümler diye başlıca bölümler var. Veya size denk geliyordur zaten. Velilerden şu sorular gelebiliyor bize. WhatsApp hattına da geliyor. En fazla hangi bölümde para kazanırım? Hangi meslekte işte iş bulurum? Burada biraz yanlış mı yaklaşıyoruz? Valla böyle yaklaşan zaten mutlu olamaz yani. Bir de şöyle bir şey var. Şu anki popüler, sevilen veya tercih edilen meslekler, bölümler ileriki yıllarda sevilecek veya ihtiyaç Değişebilir. duyacak mı? Ben şimdi 1990 ve 1991'de girdim üniversiteme. Benim girdiğim yıllarda İngilizce işletme ilk 500'den ilk 1000'den alıyordu. Modaydı. E şimdi 20 binlerden alıyor. Çünkü işletme iktisat da çok fazla tercih etmiyor öğrenciler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümüne ben girdiğimde hukukum 40-50 puan daha gerisindeydi. Şimdi hukukla eşdeğer. Devletteki atamalar arttığı için çok talep gördü. E bakıyorum son 2 yıldır rehberlik ve psikolojik danışmanlık biraz daha düşüşe geçti. Çünkü bir doygunluğa ulaştı ve daha az tercih edilmeye başladı. Bir de baraj var orada 300 bin barajı var ama psikolojide baraj yok. Dolayısıyla psikoloji daha popüler olmaya başladı gibi. Yani ne olursa olsun donanımlı olur isen, kendini yetiştirirsen her alanda bence iş bulunabilir. Yani biz de işte rehber öğretmen arıyoruz. Bir taraftan da başarılı olan rehber öğretmenleri bulmaya çalışıyoruz. Deneyim sahibi. Öbür taraftan da elimde de bir sürü CV oluyor benim. 8-10 tane de CV var. Yani bir çelişki gibi gözüküyor ama alanında iyiysen bence para da kazanırsın. İş konusunda da sıkıntı Aslında olmaz. güzel bir yere değindiniz. Yani işveren de bir açıkta arayış içerisinde. İş bulmak isteyen de büyük bir arayış içerisinde değil mi? Yani İşte burada bir tezatlık var aslında. kalifiye eleman konusunda sıkıntı var Türkiye'de. Doğru. Yani çok fazla kişi var gibi gözüküyor. Yani biz de işte bir ilan veriyorsunuz. 1000 tane fizik öğretmeni başvurusu alıyorsun ya da 100 tane rehber öğretmen başvurusu alıyorsun ama içinden bir ya da iki kişiyi
seçebiliyorsun ya da uygun olan da çok az oluyor. %10'u olmuş oluyor yani. Aslında bu elinize bayağı bir CV geliyor. Tabii, CV'yi tabii. Nasıl hazırlasınlar hocam? Bu da çok önemli bir başlık aslında. Valla CV'de en önemli konu bence orada hani notlar, nerede ne okumuş, ne yapmış, bunların çok bir önemi yok bence. Deneyim kısmına ben çok bakıyorum. Bir de referans kısmına bakıyorum. Hı hı. O yüzden de referanslar da etkili değil mi? Çok ben ararım referanslarını mutlaka kaç kişi varsa. Çünkü eğer baktığında CV'ye işte 10 yerde ayrı yerde çalıştıysa 10 yıllık öğretmense yani bir patron iki patron kötü ama 10 tanesi de kötü olamaz yani. Demek o kişide bir problem var diye evet, yorumluyorsun. Güzel bir saptama aslında. Ona Farklı bakıyorsun. Bakış biraz da sohbet ederek de anlıyorsun zaten. Bu yapar mı yapamaz mı. Ekip çalışması çok önemli. Bence uyum çok önemli. Hı hı. Çünkü ne olursa olsun her yerde bir ekip çalışması var yani. 3 kişi Ama bir araya gelip... çocukları biraz bireysel yetiştiriyoruz değil mi? Onun bir adaptasyon sorunu oluyor mu sizce? Ya işte burada iş biraz da işte gittikleri okullarda yaptıkları çalışmalara bağlı. Yani devlet okulları da güzel şeyler yapıyor. İlla özel okul olması gerekmiyor. Yani devlet okullarından da kulüpler var. Mesela kulüp çalışmaları orada projeler verilebiliyor. Bazen geziler yapıyorlar. Ankara gezisi oluyor. Bu yurt dışı gezisi oluyor. Bunlara katılmaları ve bu Basit geziler gözükse de aslında orada bir takım olmayı, değil Tabii. mi? Tabii anlaşacak Paylaşmayı. işte gitti diyelim ki bir gezi yapıldı. Orada gidecek kalacak işte otel odasında birisiyle kalacak. Bunları da bence aileler teşvik etmeli diye düşünüyorum. Çünkü belki de ailesinden ilk kez ayrılacak çocuk işte Belki başka 9. şehire sınıfta, gidecek 8. ileride sınıfta. tercihinde. Tabii işte ne bileyim İzmir'de işte uzay kampı var. Buralara geziler olabiliyor. Ankara'ya gezi olabiliyor. Çanakkale gezisi olabiliyor. Bazen günübirlik, bazen birkaç gün sürebiliyor. Yurt dışı gezisi olabiliyor. Bunlar çok önemli. Yani ben kasabada büyüdüm. Samsun'un Alaçın ilçesinde. İlk üniversiteyi sınava gittiğimde ÖSS, ÖYS'yi o zaman gördüm yani. Başka görmedim. Eğer ben o yıllarda işte belki İstanbul'da yetişmiş olsaydım, Boğaziçi Üniversitesi'ni görseydim oraya hedeflerdim. Yani Hedef de önemli değil mi? çok Bir önemli. target koymak. Tabii çok önemli ve ona göre de şimdi teknoloji geliştiği için biraz daha kolay işte. Bakıyorsun internetten Web sitesi, araştırıyorsun sosyal medya vesaire. gibi. Ama hedef koymak ve ona göre çalışmak önemli. Yani bizim şimdi 6. sınıfta yani orta birdeyken bir arkadaşımız vardı. Küçük bir defteri var. Ona yazıyor işte kırmızı kalemle yazmış. Kırmızı, mavi kalem, kurşun kalem. Yazar atları. O zaman bilgisayar falan olmadığı için şimdi belki seyircilerimize biraz tuhaf geliyor. Doğru. Orhan Veli Kanı yazmış. İşte ölüm tarihi, doğum tarihi, şehirleri vesaire. Ama onlar Ya daha akılda kalıcıdır. kendisi yazmış ve şöyle diyordu arkadaşımız. Ben işte lise sonunda lise birincisi olacağım ve ODTÜ diye bir üniversite var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Gideceğim orada işletme okuyacağım diyordu. Ve 6 yıl o çabuk geçiyor tabii yıllar. Çocuklara çabuk Doğru. gelmiyor ama aslında çok Doğru. çabuk geçiyor. Gitti lise birincisi oldu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işletme bölümüne de girdi bu Girdi. arkadaşımız. Ne güzel. Mutlaka bir hedef olursa ve ona böyle motive ederlerse çocuklar motive olursa bir şekilde başarı da gelir diye düşünüyorum. Tabii. Hedef önemli yani bu konuda. Artık mesela dediğimiz kurumların işte hedef için artık web sitelerine girip bakabiliyorlar, sosyal medyaları inceleyebiliyorlar. Bir de VR gözlük diye bir şey çıktı. Sanal kampüs turları duymuşsunuzdur belki. Ama gidip görmenin yerini dolduramıyordur değil mi hocam? Oranın bir mistikliği, öğrenci orada bir gezecek, Ya atmosferi görecek, şimdi hocalarla belki tanışacak. öyle yani bulundukları şehrin üniversitesi olabilir. Zaten herkesin bir şekilde İstanbul'da diyelim ki büyük şehirlerde akrabaları da oluyor. Gelebilir. Şimdi bakıyorum ben işte Bandırma'ya, Bursa'ya falan da gidiyorum konferanslara. Çok kısa hocam bir reklam arası vereceğiz. Virgül koyalım. Efendim bir reklamlar var, tekrar birlikte olacağız.